Burası ne Bali, ne Tayland, ne de İtalya'nın güney sahilleri. Burası yavru vatan Kıbrıs. Maraş 3 yıldır turizme açık. Dünyanın en ünlü turizm merkezi olan Maraş 50 yıldır kapalıydı. Şu anda buraya gelip denize girebiliyorsunuz. Hatta balayı tatilini bile burada yapabilirsiniz. Çünkü olağanüstü bir deniz var. Mon Kennedy bile, Marilyn Monroe bile, Sophia Loren bile denize buraya geliyormuş. Bunun da sebebini zaten şu anda görüyorsunuz. Giriş ücretsiz. Burada sadece bir sezonu 100 liraya alıp tatilinizi keyifle devam ediyorsunuz. Bana göre gezimin en önemli noktalarından birine geldim. Maraş'tayım. Bilim platosu gibi. Burada buggy kiralayabiliyorsunuz. Bisiklet de kiralayabiliyorsunuz. Rehberlik hizmeti yok. Müthiş de bir denize sahip. Dünyanın ilk turizm merkezlerinden, hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Adada şu andaki toplam otel sayısından çok daha fazla otel 60'lı yıllarda burada varmış. Aslında günümüzün Miami'si gibi düşünebilirsiniz. Şu anda önde durduğum gördüğünüz bina Serenissima. Suikastla öldürülen Amerika Başkanı John Kennedy'nin de evinin olduğu bina. Burada pek çok zamanının dünyaca ünlü yıldızlarının evleri varmış. Çok etkileyici. Maraş'ı mutlaka keşfedin. Gördüğünüz bina bir Rum karargahı. Harekat zamanında bombayla yıkılan tek bina. Ve bu gördüğünüz binada o Barış Harekat döneminde en çok kurşunlanan bina. Hep tatil boyutunu anlattık ama burada tabii ciddi acılar da çekilmiş. Türklere ciddi bir soykırım yapılmış. Bu Rumların elinde olan Maraş şehri de aslında müzakerelerde kullanılmak üzere elimizde tuttuğumuz bir şehir. Yaklaşık 10 kilometre kare. Ama geçen 50 yılda maalesef bir anlaşma sağlanamamış. Maraş'ta çok güzel binalar da var. Burası dönemin kadınlar için sanat okulu ve opera binasıymış. Düşünebiliyor musunuz 60'lı yıllarda? Burada kafeler, barlar, restoranlar, sanat galerileri ve pek çok tiyatro, opera gibi yerler de varmış. Bu banka İngilizlere ait ve içinde kasalar hala dolu olduğu için her yıl sayım yapılan bir yermiş. Burası da o zamanın meşhur Toyota satış yerinin olduğu yer. O zaman enteresan trafik lambaları bile varmış her yerde. Maraş hala açık olsaymış eminim ki şu anda Miami'yi bile gölgede bırakırmış. Maraş'ta 6 tane Türk tapusu var arkadaşlar. Biri de bu bina. Burası Hacı Hambi sineması. Tarihi bir yer. Burası Last of Us film platosu değil. Burası Kıbrıs'ın göl bebeği Maraş. Hala iki kesimde de sorunları çözülememiş Maraş. Burası da Bilal Ağa Mescidi. Şu anda faal, ibadete açık. 50 yıl önce tüm sokakların bu şekilde olduğunu hayal edebiliyor musunuz?